Babacığım. Tamam Ceren'e. Tamam. Gidelim. Hadi. Baba. Baba. Selami, ne olacak bu kız? Nasıl? Kızı diyorum, Cemile yeğenin, ne olacak? Nasıl ne olacak? Ya o anası zaten erken öldüydü. Şimdi de babası. Ne yapacak bu çocuk? Ortada kaldı. Ya ne olacağı var mı? Söylesene Selami. Yanıma alırım. Bir yere bırakmam de. Baba. Yahu ben acımdan ne yaptığımı biliyor muyum? Elbette benimle kalacak. Ben yeğenimi bırakır mıyım yahu? Tövbe tövbe. Sibel. Al kardeşinle geçin kızım bize. Perişan oldu çocuk. Söylediğimi duymadın mı yavrum, hadi. Tamam. Hadi. Hadi. Başın sağ olsun. Sağ ol yenge. Ölenle ölünmüyor işte. Geçin içeri, geç. Postalamışsın hemen buraya. Leyla baksın tabii, işi ne? Canım ne bakması, kazık kadar kız. Bakar kendi kendine, ne var? Çekemem vallahi bu yaştan sonra. Canım muhtar öyle üstüme varınca... Ben bakarım demek zorunda kaldım. Zaten başka akrabası da yok işte. Rezil olurduk vallahi yahu. Sen de aldın getirdin. Ya bırak şimdi Leyla, öldüm açlıktan yahu, hadi. Yesene çocuğum. Ne yasa artık bu böyle? Ne yası mı? Evet ya. Yiyin hadi. Zaten öleceği belliydi. Tamam artık. Bırak ağlamayı. Siz ne biçim akrabasınız be? Bu da çıkacak tepene Selami. Tepene çıkacak. Onu da sen düşün be. Ya dünya bomboş gibi oldu Sibel. Bomboş. Cemile. Üzülüyorum ama asıl bundan sonrası zor. Annemle babam, biliyorsun onları. Ben senin yanındayım ama gücüm ne kadarına yeter bilemem.
Yatıyor mu hala bu? Ne var bunda anne? Niye bağırıyorsun? Sabaha karşı daldı o. Burası sefa sürecek yer değil hanım kız. Sen karışıp durma ayrıca. Anne. Sus dedim. Kalktım yenge, kalktım. Annen gibisin aynı. Şunu çağır bir bakayım. Aman ne yapacaksın şimdi? Zır zır ağlıyor zaten. İçim bayıldı vallahi. Yahu bir dinle be. Çağır dedim şunu. Cemile az gel hele. Nasılsın bakalım yeğenim? İyiyim amca sağ ol. Cemile yaranı deşmek gibi olmasın ama şu kağıtları bir imzalayıvermen gerekiyor kızım. İmza mı? Neden? Canım, babandan kalan az buçuk mal mülk var. İdaresi için lazım tabii. Ama... Bak, sen yabancı değilsin kızım. Vallahi cenazesi bile bildiğin gibi değil. Ciddi para tuttu. Hem senin amcanın eti ne, butu ne kızım. Hadi imzalayıver. Hadi. Cemile. Neydi o kağıtlar? Şey, babamdan kalan şeyler içinmiş. Amcam istedi. İmzaladın mı? Evet. Of, keşke imzalamasaydım. Nerede seninki? Cemile mi? Çamaşır asıyor galiba. Öğlene kadar çamaşır mı asılırmış be? Bu kadar ağır kalınlığını görmedim. Ana sıkılıklı. Niye öyle diyorsun? Çalışıyor işte kız. Hem ölmüş annesine... Sen de avukat kesildin başıma. Pek seviyorsun bakıyorum. Anne, kardeş gibi büyüdük biz onunla. Hem iyi bir kızdır Cemile. İyi, alan hayrını görür artık. Alan mı? Alan çıkarsa tabii. Keşke. Nerede o günler? İnanmıyorum sana anne. Nasıl bu kadar? Sus be! Ne var yani? Evlatlık mı aldım ben bunu canım? Aa. Babam imza attırıp kızın parasına puluna konarken iyiydi değil mi ama? Bunu başka bir yerde söylersen koparırım o kafanı. Anladın mı? Koparırım. Bitti mi? Bitti yenge. Nihayet. Seni gören de tabur çamaşırı yıkadın zanneder. Yok mu kız şöyle işmar eden, gözüne kestiren falan ha? Nasıl? Anlamadım. Ne anlamadım be? İşine mi gelmiyor yoksa? İsteyen falan var mı diyorum. Konuştuğun monuştuğun var mı? Hayır yok. Kazık mı kalkacaksın bizim eve küçük hanım? Ha? Ne yapacaksın? Ben... isteyenim falan olur mu bilmem. Ama fırsatını bulursam bir an önce. Anladın mı? Ben çekemem fazla ona göre. Acıkmışım yahu. Şuradan ekmeği ver hele. Ne yaptın bugün hatun? Aman ne yapayım? Harala gürele uğraşıyoruz işte. Ne yapayım başka? İki tane kazık kadar kız süzüm ona. Yine de her iş bana bakıyor. Bunlar yesin yatsın. Çok ayıp, çok ayıp. Anne abartmıyor musun biraz? Ha işte gördün mü? Çene olunca dil pabuç gibi maşallah. Neyse be hanım düzelirler merak etme. Şey amca. Şey. Ne söyle? Ben eve gitmek istiyorum. Ha?
Hangi eve? Babamın evine. Kendi ev mi? Ev mi kaldı kızım? Nereye gideceksin? Ne? Ne oldu peki? Ev satıldı. Hem sen niye öyle dedin? Rahatın yok mu burada? Nankör. Nankör bunlar. Ben... Ne oldu buna ya? Aman başımın belası. Bir de bunun derdi çıktı başıma, öf. Anneme sorsana baba. Ne yapacağız bu kızı Selami? İyice tepem atıyor artık. Niye? İmza alacaksın, sabredin dedin. Tamam, aldın ne lazımsa. Daha ne bekliyoruz? Ulan kafayı çalıştır. Şimdi bunu attık diyelim dışarı. Köylü ne der bize? Düşünmüyor musun? Ne dermiş? Malını mülkünü aldı öksüzün, sonra sokağa attı demezler mi? Ne olacak peki? Benim aklımda var bir şey. Dur bakalım. Ne var aklında? Bunu baş göz edeceğiz, becerebilirsek. İyi de bunun yaşı pek küçük be Selami. Nasıl olacak bu? Kasabada bir adam var. Hali vakti yerinde. Helal süt emmiş birini ararım, bakarak olun demiş. Tanırım adamı. Adı Masum. Yaşı biraz ileridir ama iyi adamdır. Yaşı ileri mi? Öyle ama variyeti iyi. Masraftan kaçmam diyormuş. Bize de olur bir faydası kız, fena mı? Vallahi nasıl bilirsen öyle yap. Yap bir şey de. Hazır tut sen her şeyi. Çağırırım ben onu. Haftaya burada. Hemen uyudun mu yoksa? Cemile? Cemile? Aman Allah'ım, ne bu halin? Gözlerin kıpkırmızı. Ne oldu Cemile? Amcam çağırdı bugün Sibel. Beni evlendirecekler Sibel. Evde hiç tanımadığım biriyle. Cemile. Ne yapacağım Sibel? Ben ne yapacağım ben Sibel? Ne yapacağım? İkisinden de nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Uf. Küçük hanım gelse de yardım etse be. Belim koptu vallahi. Ben varım ya işte. Geliverse ne olur canım? Anne, zaten hayatını söndürdünüz kızın. Bir de senin yanına gelip sırıta sırıta dolma mı yapsın yani? Ama dünürcü? Dünürcü değil Leyla Hanım. Satış, satış. Leyla, Sibel, geldi geldi. Neredesiniz kız? Hoş geldiniz. Bekletmedim inşallah. Estağfurullah canım. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Önden Allah aşkına buyurun. Adettir derler. Pek beceremem ama. Zahmet olmuş. Buyurun. Hadi geçin. Nasılsınız Masum Bey? İyi misiniz? Allah'a şükür. Pek güzel, pek güzel. Vallahi Selami Efendi, bu yaştan sonra dünürcüyü olasam gülerler bana. Estağfurullah, estağfurullah. Bizim hanım 10-15 sene oldu. Sizlere ömür. İşten güçten elimiz ermedi. Tabii, tabii. Ama evlenmenin hani sünnet olduğu kadar var. Yalnızlık Allah'a mahsus işte. Elbette canım, elbette. Bu işleri pek beceremem ama işte mevzuyu da biliyorsunuz. Tabii, rahat olun Masum Bey. Hayırlısıysa olur gider. Merak etme sen. Kahveler nerede kaldı hanım? Geldi işte.
Erken kalktınız Masum Bey. Otursaydık da. Yolumuz var, vaktidir. Hanımlar az dursa da konuşsak biraz. Sen kal. Ben uğurlayacağım misafirimizi. Kızımız yetişkin dediğini Selami Bey. Bana pek öyle gelmedi. Ama yapısı öyle onun. Yoksa yaşı başı müsait. Ben kimsenin ahını almak istemem arkadaş. Kızın rızası ilafına iş yapmayalım. Canım, rızası olmadan burada olur musunuz hiç? Peki. Ben 2 gün sonra gelirim. Şamata yapamam. Götürür nikahı kıyarım. Olur mu? Olur canım. Nasıl isterseniz. Peki. Öteki meseleyi nasıl yaparız Masum Bey? Başlık işini mi? Yok efendim. Ne başlığı? Hani masraflar için falan. Peki. Fazlasıyla alacaksın. Güle güle. Ay, iş güç bekliyor. Sen burada oturmuş keyif yapıyorsun. Aman hatun. 2 çifte keyif yapıverelim. Ne olacak? Hayırdır? Kız Leyla, düşünsene. Adam paraya maraya itiraz eden bir tip değil. İyi bir rakam bırakacak, göreceksin. Aman, lafta kalmasın da. Kalmaz kalmaz. Ne diyorum? Açıkça konuştum adamla ya. Ben şu kadar para isterim arkadaş dedim. İyi bakalım. Leyla, vallahi çekeceğim şöyle kız gibi bir kamyonet, keyfime bakacağım vallahi. Kamyonet mi? E ya, rahat ederiz vallahi, rahat. Selami, ister misin adam bir hafta sonra geri yolasın bunu? Sen öyle kamyonet mamyonet derken. Olur mu canım öyle şey? Merak etme hanım, hiç merak etme. Bilmem artık, nasıl halledeceksen hallet artık. Hallederiz, hallederiz. Yine karıştırıyor bunlar. Ben ne yapacağım Sibel? Ne yapacağım ben? Bilmiyorum Cemile. Bilmiyorum ki. Ama bildiğim bunlar iyice zıvanadan çıktılar. Azdılar bunlar, azdılar. Allah'ım yardım et bana. Yardım et. Ya sık sık uğrayın, merakta bırakmayın bizi. Tamam. Nüfusunu falan verdim değil mi? Evet evet. Ha, bir şey unutmayalım da. Bugün muameleyi bitirin de vakitlice inşallah. İnşallah. Benim niyetim de öyle. Hadi Allah'a ısmarladık. Hayırlı yolculuklar. Güle güle. Öpme ellerini Cemil, öpme. Selami. Hı. Aslında bunu baş gözetmeli. Hı. Böyle herifle ki anlasın. Gir kız eve hadi. Hı. Ellerini öpme ha. Gir içeri. Ne var kız? Ne var? Beni de en yüksek fiyatı verene mi satacaksın baba? He?
Buyur geç. Buyur geç. Geç otur şöyle. Şey, bu durum tuhaf, evet. Ama ne bileyim, pek çok insan böyle evlilikler yapıyor. Ama istersen, yani yalnız kalmak istersen, işlemleri yarına bırakırız. Hı? Kalırsın burada. Ben diğer evde kalırım. Bunu gerçekten mi söylüyorsunuz? Elbette. Rahatına bak Cemile. Kapıyı çevir, arkadan kilitle. Sabah ola, hayır ola. Şu masum yoz adamdır filan ama... Yani ben canavardan bile beddua almaktan korktuğum kadar korkmam. Müsteri ol. Bu bildiğin kız Leyla Hanım. Dizilin ustası bu ustası. Cillop bu cillop. Aldın sonunda. Kaçar mı be, kaçar mı? Yeğenim sağ olsun. Hayırlı akşamlar. Sağ ol. Allah şahit, sana söylediklerimde bir değişme yok. Amcan olacak adamın notunu çoktan verdim ben. Onun lafıyla iş tutmam. Şimdi bana dersen ki gidip masaya oturalım, giderim. Yok, gönlüm yok dersen, sana zararı dokunacak masum toprağa giremesin. Daha ne diyeyim sana Cemile? Nasıl istersen öyle yapalım. Daha 17 yaşındayım. Babamın yasını tutamadım daha. Anladım. Anladım Cemile. Gir eve. İçin rahat olsun. İstediğin zaman geri gidersin. İstediğin kadar kalırsın. Hadi, Allah'a ısmarladık. Hey be, şuna bak, şuna. Gecikme. Uçan adam gecikir mi be hanım? Ay! Erkan! Takozu koydun mu oğlum? Oh!
beni. Ay 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 ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay. Ay 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 ay. Ay, içim acıyor Sibel'im, içim. Babam nasıl öldü biliyor musun? Ne diyorsun sen? Onu ezen kamyonet değildi. Sibel? Onu sizin günahınızın ağırlığı ezdi anne, bunu bil. Sen nasıl? Ben Cemile'ye gidiyorum, köye dönmüş de. Sen ağla anne, biraz da kendine ağla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.